sabah 8, akşam 9. Bunlar işte böyle çocuk gibi bakılır. Sulanması gereken yerler sulanır. Hastalık varsa ilaçları atılır. Gıdanması gereken yerler gıdanır. Bu şekilde devam eder gider sezon boyu. Yani kendi ailem de çalışıyor, ben de çalışıyorum. O YMC olarak ben burada aylıkçıyım. Buranın bir sorumlusuyum. Mesela Kalecik'ten buluruz işe ihtiyacı olanlar. Gelir burada yardım amacıyla. Onların yardım olduğu zaman biz onlara gideriz, onlar bize gelir. Hem bir yemiyor, hem onlar kalanlar, hem biz. Şey oluyor aramızda. Mart'ta başladık, Mart'tan sonra mesela Mart, Nisan, Mayıs'ta filizler sürmeye başlar. Filizler sürdükten sonra bundan yine yeşil budaması olur. Bu şekilde değil de hani şu şekilde duvar şeklinde filiz budamasını yaparız, yeşil budamasını. O şekilde devam eder gider. Hasat işte Ağustos, Eylül'ün sonlarına filan hasadımız olmuş olur. Ha, kışın şu şekilde olur. Yani kışın bağların, şu gördüğünüz evlerin bekçiliğini yaparım. Yani bağın etrafındaki yani yine kapıları kilitleriz, kontrol ederiz. Hayvanlar giriyor, yayılmasın, şey zarar vermesinler diye. O şekilde kış boyu bunun şeyini yaparız, kolomalarını. Akşam 5'e kadar çalışırız. Çalıştıktan sonra, 5'ten sonra hiçbir iş elimizi değmeyiz. İstirahatimizi yaparız. Yani sabah aynı 8'e kadar. Tabii gezeceğimiz yerlerde geziyoruz, gidiyoruz. Yani akşamları ne gerekiyorsa piknik, eğlencemizi kendi aramızda yapıyoruz yani. Gezintimizi falan. Bu şekilde hayatımızı devam ettirip gidiyoruz. Sabah geri başlıyoruz. Burada çalışıp bir birikintimiz olsun. Yani bir ev alma imkanımız o şekilde. Bizim de şeyimiz, amacımız. Yani çocukların geleceği için. Okutmayı düşünüyoruz. Yani onların geleceği için şey çabalıyoruz. Burada çalışıyoruz. Yani onların okudup, büyüdüp bir meslek sahibi olsun diye bu şekilde uğraşıp gidiyoruz işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Yani düşünemezsin zaten. Burada rahatız yani. Maddi durumumuz, sıkıntımız yok. Yani önceden şey değildik böyle, rahat değildik. Buraya gelince daha rahat olduk. Kalecik'te çalışmalar bağcılık üzerine devam ediyor. Kalecik karası, üzümü, hayvancılık ve çiftçilik. Bağcılıkta şu an Kalecik'ten kooperatif var, vakıf var, büyük şirketler var. Bu şirketlerde çalışan 100 kişi var. Onlar bir gelir elde ediyor. Satışından işte fabrikalar kazanıyor. Üretimine Kalecik'te kazanıyor. Kalecik karasının daha da gelişebilmesi için burada şey yabancı yatırımcının gelmesi şart. Fransa'nın Bordeaux lüksü gibi Kalecik karası da belirli bir şeyi var. Yani onun dışında da aromasını alamıyor. Kalecik karası ülkemize ve yani hem tanıtımda hem ekonomik olarak ilçemize, ülkemize çok büyük katkı sağlayacak bir üzüm. Şu anda Kalecik'te 8 kilometre kare alandan %80'i boş. %20'si o da büyük bir canlılık getirdi yani. Sadece yapılan %20. Fakat o da tam anlamıyla yani yapılıp böyle geliştirilme aşamasında daha henüz. Dikilmesi gereken alanlar dikildiği anda diyebiliriz ki o zaman Fransa'nın Bordeaux'su Türkiye'nin Kalecik'i. Yani bu şekilde olabilecek bir yer burası. Her şeyiyle dört dörtlük yeşilin içinde insanlar hem spor hem sağlıklı yaşam hem gelir elde ettikleri bir yer olacak Kalecik. Kalecik'in daha güzel olması için elimizden ne geliyorsa yapmak isteriz. Thank you.
gördüğünüz bu bağlarda Kalecik'te yaşayan bütün bayanların çalıştığı gibi ben de çalışmaya, ekmek paramı kazanmaya geldim buraya. Daha evvelinde Ankara'da çalışıyorum. Aslında normalde Ankara'da ikamet ediyorum. Orada çalıştığım işler, değişik şirketlerde yemek yapıyorum. Temizlik, çay, temizlik işte. Lise mezunuyum. Burada yaşam çok zor değil. Çünkü gördüğünüz üzere bayanlar bu tarla olmasa başka bir tarlada mutlaka bir iş yapılıyor. Daha farklı işlerde çalışabileceğimi düşünüyorum. Mecburiyetten buradayım. Para kazanmak için buradayım. Yani sadece çay, temizlik yaparak yaşantımı sağlamak istemiyorum. Bu şekilde kendimi bir dar bir çerçevenin içinde bırakmak istemiyorum. Mesela üniversite okuyamadım, okutmak istemedi ailem. Okuyamadım, içimde bir noktadır. Açıktan da olsa, açık öğretimden de olsa 2 yıllık üniversite okumak, bir normal muhasebe bürosunda falan değişik bir iş yapmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Öyle de olacağına inanıyorum. İnşallah sadece istemek başarmanın yarısı, bir işe başlamak başarmanın yarısı diye biliyorum. Benim için sihirli bir değnek olsa, bana dokunsa, benim istediklerimi yerine getirecek. Yani çok şey istemiyorum zaten hayattan. Sadece rahat yaşamak, çocuklarımla birlikte huzurlu bir yaşam istiyorum, mutlu bir yaşam. Bu da sadece paraya dayandığını düşünüyorum. Çünkü para demek güç demek. Bol bol para isterdim Alaaddin'in sihirli lambasından. Parayı bulunca da değişir miydim bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle sadece yaşantım değişirdi, kişiliğim, karakterim asla. Çünkü görüyorsunuz ki kişiliği, karakteri değişecek bir insanın Ankara'dan gelip de Ankara şartlarında çalışıp da böyle bir yerde çalışması mümkün değildir. İsterdim, çok para isterdim. Etrafımdaki bir sürü insanı da tabii görürdüm mutlaka. Onlar için de değişik yaşam sağlamaya çalışırdım. Okumuşluğum yok. Yaşlı bir... Eşim evde bebeğe bakıyor. Ben çalışıyorum. Kışında ırmağa, balığa giderim. Balık tutarım. Ankara'ya götürürüm. Ankara'da satarım. Kırıkkale'de satarım. Kalecik'te satarım. Irmağa giriyorum, korkuyorum düşeceğim diye. Çok derin. Düşsem kurtulamam. Yüzme bilmiyorum. Irmakta balık bir vursa, bir düşsem bulamazlar. İşte şimdi gitmiyorum, şimdi de bağlarla uğraşıyorum. Bu bağlarda yani herhalde durumum iyiyorsa evde olmak isterim. Ev hanımı olmak isterim. Bebelerimle ilgilenmek isterim. Evimde durum, bebelerime bakarım.
rahatsızım, hassas da çalışıyorum. Dizlerimde ağrı var. Doktor çalışmayacağım diyor. Tekrar hayalim edelim. Zengin olmak isterdim. Ecik durumum iyi olmasını isterdim. Şöyle güzel durumda evde durmak isterdim. Bebeler güzel giydirmek isterdim. Bebelere güzel bakmak isterdim. Onları yapamıyorum, imkanım yok. Belediye yer verdiydi. Oraya ev yaptık. Komşu yardım etti. Orada oturuyorum. In Turkey, mostly we work with few staff and do much work. But we enjoy. It's very hard, but we like wine making, wine. And also drinking. And drink. If you don't like this, you can't work like that. This is Turkey and this is Kalecik. Welcome to Kalecik, the place where heaven and earth meet. Kalecik. It doesn't only sound good, but it tastes good as well. Kalecik. The Wayne municipality. Kalecik. Kalecik. It's not a dream, it's Kalecik. Kalecik. Follow your dreams, come to Kalecik. Visit us at www.thebestwineever.kalecik.tr. Oh, it's so good. Kalecik.